üst dudakta mutlaka kenarlar alt dudağın üzerine atlar. Bununla bunu aynı seviyede yapmayacağız. Ön arka ilişkisinde üst dudak kenarlarda daha önde olmalı. Alt dudak kenarlarda geride olur. Daha ileride olur. Üst dudağın ortası volümlü şurada. O yüzden buraya bir tane dolgu yapılabilir. Alt dudakta buralar volümlü. Şurası volümlü. Buraya bir iki sıra verilebilir ki burayı yukarı doğru alalım. Burada da bir bunun gireceği hafif bir çukur olacak. O yüzden üst dudakta da konturları yaptıktan sonra buralara veriyoruz ama şu, bu bölüme az vermemiz lazım. Bu bölüme de az vereceğiz. Bir tane buraya kabarıklık için dolgu yapılabilir. Asla alt dudakta yanlara vermiyoruz. Buralara, buraya, üst dudakta daha çok yana ve buralara veriyoruz. Merhaba, ben Barış Çakır. Bugün size dudak dolgusunu anlatmak istiyorum. Çok sayıda dudak dolgusu yapılıyor artık. Hepimiz etrafımızda görüyoruz. Ancak dudak dolgusu kas içine yapıldığı zaman hem kas hareketlerini engelliyor hem de dudak değil, dudak kası şişiyor. Yani dudakla burun arasındaki mesafe şişiyor. Dudak hareketleri azalıyor ve doğal olmayan bir görüntü ortaya çıkıyor. O yüzden ben kendi prensiplerimi anlatmak istiyorum. İsteyen arkadaşlarım, meslektaşlarım bundan faydalanabilir. Dudak dolgusu bence mutlaka kas üstüne yapılmalı. Kas ve mukoza arasına. Böylece mukoza expand olur ve dışarıya doğru döner. Kanül uygulaması bence çok mantıklı. İğne ile hem damara girme ihtimali daha yüksek hem de kasın içine daha çok giriyor. Kanül kolaylıkla kas mukoza arasındaki doğal plana girebilir. Sadece iki noktadan hem alt hem üst dudağa dolgu yapılabilir. Üst dudakta orta hatta eğer bir uygulama yapılacaksa ek bir delik kullanılabilir. Dudak dolgusunu üst dudağa yaparken yanlara daha dolgun yapıyoruz. Alt dudağa yaparken de orta hatta dolgunluk yapıyoruz. Lütfen çizimlere dikkat ediniz. Alt dudakların kenarlarına dolgu yapıldığı zaman üst dudak alt dudak ön arka ilişkisi bozuluyor. Ön arka ilişkisine mutlaka dikkat etmek lazım. Bunu bir ressama danışıldığı zaman artistlere onlar özellikle size dudak formundan bahsedeceklerdir. Ben de onlardan öğrendiğim kadarıyla çizimlerde göstermeye çalıştım. Umarım bu video ve bu anlatımlar işinize yarar. Daha çok kas üstü uygulamalar yaparsınız. Çok teşekkürler, selamlar. Çünkü ön arka ilişkisi şöyle olması lazım.
Eğer ikisi de aynı seviyede olursa o zaman ördek dudak oluyor ya da iki sosis yan yana değmiş gibi oluyor. Şöyle olacak. O yüzden buraya hiç yapmayacağız. Buraya ve şuraya. Çünkü şunun karşılığında buradaki boşluğun karşılığında bu dolgunluk olacak. Dolu, boş, dolu, boş, dolu, boş. Böylece parabolik bir iki dudak birleşim çizgisi oluşması lazım. Dudağı kapatalım. Bana da dinle.